Eziyetinin yanında kül bulutlarının bir de ekonomik boyutu var. Turistlerin tatilinin uzaması otelcilerin yüzünü güldürdü. Bazı uyanıklarsa bunu fırsat bilip oda fiyatlarını 2'ye 3'e katladı. Turistlere gelince ceplerindeki para tükenmek üzere, işte halleri. Sonunda pazar günü dönüyoruz. No money. 5 kuruş paramız kalmadı. Perişan olduk. Çocuklara sütü bile zor alıyorum. Volkanik küller herkesin planını bozdu. Ülkesine gidemeyen turistler neredeyse sıfırı tüketti. Otel sahibi tanıdıktı. Sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Havalimanına götürüyor bizi her gün. Oda fiyatını yarıya indirdi. Şimdilik para sıkıntımız pek yok ama birkaç gün daha kalırsak iş aramaya başlayacağız. Sultanahmet Meydanı'nda ellerinde tostlar, meşrubatlar. Oysa bu İngiliz aile öğle yemeklerini birkaç gün öncesine kadar en lüks restoranlarda yiyordu. 4 gün planladıkları tatil volkanik küller yüzünden uzayınca tasarruf tedbirleri şart oldu. 3000 euro ile geldikleri İstanbul'da şimdi son 300 euronun hesabını yapıyorlar. 4 günlüğüne geldik İstanbul'a. 8 gün oldu. Bu gidişte 12 gün olacak. Daha da uzarsa ne yeriz ne içeriz bilmiyorum. İzlanda'dan yola çıkan felaket kısa vadede otellere yaradı. Tam kapasite çalışan oteller fiyatları da yukarı çekmeye başladı. Bazı oteller fırsatçılık yapıp oda fiyatlarını 500 euroya kadar çıkardı. Kaldığımız otelin geceliği 80 eurodan 200 euroya çıktı. Bunlar yanlış politikalar. Uzun vadede sektörün lehine olmayacak politikalar. Odalar dolu ama şimdilik giden gidemiyor, gelecek olan da gelemiyor. Rezervasyonlar ardı ardına iptal ediliyor. Bizi olumsuz etkiledi çünkü gelecek olan yolcular da gelemediği için birçok iptal almaya başladık. Otellerde, havayolu şirketlerinde, havalimanlarında izdiham ve kargaşa var. Çaresiz kalan turistler şimdi bir an önce volkanik küllerin dağılması için dua ediyor.